Bir kez de selam. Bugün yine farklı bir etkinlikle karşınızdayız. Çorum'da çok söylenilen, herkes tarafından bilinen bir yer aslında. Ama kimse gelip buraya bakmaz. Burası Çorum merkezde, TOKİ'nin alt tarafında, Sevgi Evleri'nin alt tarafında. Bugün Uyuz Gölü'ndeyiz. Bakalım gölde su kaldı mı, kalmadı mı? Göl ne gibi hastalıklara iyi geliyor? Bizim Gökhan Bey arkadaşımız var. Herkese uyuz oluyordu. Onun için onu buraya getirdim. Uyuzluğunu şimdi geçireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Uyuz olan herkesi bekliyoruz. Geçelim. Evet, arkadaşlar şurada yolda arabamızı durdu. TOKİ mevki burası. Şurada bir tane otopark var. Şurası Sevgi Evleri. Çorum şöyle manzarası görünüyor. Stat görünüyor ileride. Şuradan iniyoruz aşağı doğru. Evet, iniyoruz. Gördüğünüz gibi gölde çok az bir su kalmış. Buranın su kaynağının ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, gölün üst kısmı da alt kısmı da pek temiz değil. Suyun aslında burası suyun kaynağının bulunup temizlenip tekrar hizmete açılması gerekir. Madem öyle bir özelliği var, uyuz giderme özelliği veya çamurunun insan vücudunun derisine iyi gelme özelliği varsa buranın temizlenip hizmete açılması gerekiyor. Bize yolda sorduğumuz bir amca dedi ki önce buraya çamurundan elinize vücudunuza sürersiniz. Ondan sonra suyuyla yıkarsanız şifalı olduğu söyleniyor. Bir daha anlatalım.
Burası herhalde anladığım kadarıyla Toki'den çarşıya gitmek isteyenler için kısa yol. Buradan Cerekırı köyün Talip Özilmaz. Talip Özilmaz. Bu köylüsünüz siz. Bu köylüyüm. Doğma büyüme buralıyım. Buralısınız. Kaç yaşındasınız? 55. 55 yıldır. Biz Uyuz Gölü'nü çekmeye geldik ama köy bir tarafta geldi bize. Uyuz Gölü bir tarafta geldi. Bu köyün arazisi o kadar geniş mi? Evet. Yüz ölçümü geniş. Geniş. Toki yaylı, için yaylı alıyor. Yaylı il sınırına. Toki Akkent il sınırı içinde. İçine alıyor. Uyuz Gölü herhalde ileride Sevgi Evleri'nin evet, yanında. Evet. Sevgi Evleri'nin altında. Yumurta şeyinin deposunun geri tarafında. Hı. Ben 55 yaşındayım. Ebeden dededen gördüğüm bura eskiden belli kaşıntıya ondan sonra yumurta alerjisine hı, mantar hastalığına birebir geldi. 55 senedir bura çok derinledi. Bakımsızlıktan dolayı içeride topraklar üyüne hı, o hale geldi. Doldu değil mi? Doldu, kendi evet. Doldu. O da açtıracak ama gözlerin kapanacağını söyleyenler olduğu için ona da kepçe kullanamıyor. Hı. Ancak doğal haliyle onu devam ettirmek istiyor. Hı. Etrafından dolmuş herhalde. Sağının yok sonuna... etrafında toprak yok. O ana kendi dolumu. Ha, kendi dolumu. O tarlalar alçağıdı. Onun için orada dolum olmadı. Hı. O kendi dolumu. Ha, kendi şeyi. Kendi dolumu. Gölün zaten dibi zaten gözükmüş orada. Şöyle suda kalmış. Onun gölün dibi çok derin. Öyle görüküyor ama şimdi hastalar geldiği zaman kayna gölüm kayna uyuz geldi dediğin zaman hı, Allah tarafından fongur fongur kaynıyor. Gittiniz olur, gördünüz mü siz gittik, onu? Gittik gördük ama o sözü kullanmadık. Öğrenmiş onu görmek lazım. Orada hı, yaşamak lazım onu. Hı. Gerçekten yaşamak lazım onu. Hı. Böyle aynı demlik suyu kaynar gibi her tarafından kaynar. Ama gölün içinde yer, de su altında doğru düzgün kalmamış su. O yeterli geliyor. O aha gidiyor. Bilmiyor gidildiğini o suyun. Kepçeyle uyduracaktık eskiden. Ondan sonra gözler kapanır deyin ellemedik. Zamanında o kadar derinmiş ki orası dedemizin, ebemizin dediğine göre bir kanıyı yutmuş yıllar önce. Ta o derinlikteymiş. Dipsiz göl gibi dipsiz, bir şey. Yani. Derin toprak göle o hale geldi. Yani ama çok şifalı yani. Rabbim dünyanın bir ucundan gelen insanlar var yani. Yani oranın elle temizlenmesi gerekiyor değil mi hemen hemen? Tabii yani etrafında hassas bir şekilde korunması gerekiyor. Hı. Onun için hani korkuyla bir şey olacak deyin kepçe, şey yapmadı. Ya, zamanında girilmedi. Öylece de kaldı. Hı. Kaynak dipten mi geliyor? Kaynak dibinden. Dibinden. Allah tarafından kayna gönlüm kayna Rabbim şifasını şey ettiği zaman canı gönülden okuyup da şey ettikten sonra hı, dibinden böyle fokur fokur kaynıyor. İsterseniz gidip görebiliriz de. Kaynıyor. Kayna gönlüm kayna uyuz geldi. Ben sırf sizi onun için getirdim. Görünüz değil. Kaynadığını görün deyin getirdim. İşte esas uyuz hastası olmadığı için demek ki kaynamıyor. Ondan kaynaklanıyor. Kaşıntıya, mantara, birebir geliyor. Enişte bu. Ondan sonra dünyanın, bırak Türkiye'yi, dünyanın her tarafından geliyor burayı bilen. Derde deva. Benim oğlum hastalandı. Doktorlara götürdüm, kaşıntı dediler, merhem verdiler. Ondan sonra Ankara'ya götürdüm. Ankara'dan sonra
bir ayı merhem çaldık, yine yaralar geçmedi. Eskilerden ebenin biri dedi ki orayı göle götür yavrum, bu kaşıntı gölün çamurundan geçer dedi. Oğlum aldım geldim buraya, çaldık, şükürler olsun Rabbime. Ondan sonra bir ay içinde ne yara kaldı ne bir şey kaldı. Sol ayağının topuğunun altında 5 lira 5 kuruş para için bir nişane kaldı. Rabbim orada bıraktı onu. Düzen yani bu. Buraya geldiğinizde de aynı sözü söyleyerek göl kaynadı. Aynen öyle. Yani. Aynen. Kayna gölüm kayna. Bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çevrede bizim köydeki büyük insanlar, bunlar 50 60 70 yaşındakiler bilirler buranın kaynadığını. Cahillerimiz bek gelen giden yok. Ancak hastalanınca gelirler buralara. Ancak o zaman görürler. Şu anda burada hasta olmadığı için gölümüz kaynamıyor. Hasta olduğu zaman ben, Allah nasip ederse denk geliyor, hastaları getirdiğim zaman kaynarken ben bunun fotoğrafını size çekip enişte sana göstereceğim bunu. Videosunu çek, videosunu. Tamam, videosunu Allah nasip çek. Ederse inşallah. Gerçekten kaynamadı bugün. Yani yok, öyle bir şey yok yani. Bu gördüğün yerler böyle fuhur 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 kaynar. Düzen bu. Bir de biz söyleyelim, kayna gölüm kayna, kayna. Uyuz geldi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Kayna gölüm kayna, uyuz geldi. Ha bak, bak bir tane. Gördün mü? Bak şimdi dur. Evet, ufaktan ufaktan hareket. Bak, 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 gördün hakikaten mü? Hakikaten ha. Bakın kardeşim, aa, bak. Bak, bak, bak. Hadi Rabbim, yüzümü utandırmayın işte. Kayna gölüm kayna, bak hakikaten kaynıyor, küçük küçük kaynıyor bak. Dur şöyle yaklaştırayım ben. Dur biraz. Bak, 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 bak. Bak. Fokurdamaya başladı. Bak. Evet. Kayna gölüm hakikaten kaynıyor. Bakın. Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Balada yalan yok ya. Fala yalan söyler mi hiç hayatta? Kayna gölüm kayna. Bak. Abi. İyi bakın. İyi bakın. Bak, oradan yine kaynıyor. Bak, kabarcıklara, kabarcıklara görüyor musunuz? Evet, nereden kaynıyor bu? Rabbim emir veriyor. Bak, Rabbimin bak, emri. Bak bak bak. Yer altından evet. Su kaynıyor yani. Kayna gölüm kayna. Kayna gölüm kayna. Evet, kaynağı. Allah Allah. Ya Allah Allah, kurban olayım yaradana. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olayım işte ya. Allah'ım ya Rabbim, şuna bak bir, ya. Bir mucize enişte bu, bir mucize bu. Rabbimin bize verdiği. Vallahi şok oldum şu anda ya. Şok oldun işte yani. Gerçekten evet. Bak kaynıyor, Allah'tan bildiğin ki, kaynıyor. Allah'tan ki aldım geldim ben sizi buraya. Allah'ım ya Rabbim, sen nelere kadirsin vallahi. İşte böyle işte böyle. Şaşırdım böyle. Yemin ediyorum yani. Bak. Bak kurban olayım yaradana. Belirgin bir şekilde kaynıyor evet, şu anda. Evet, belirgin bir şekilde kaynamaya başladı şu anda. Kayna bir bardak kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Bak kahve içtik geldik. Rabbim evet. Burada size bunu nasip etti. Evet. Aynen öyle işte. Kayna gölüm kayna. Kayna gölüm. Siz beni aramasaydınız ne buraya gelirdiniz ne evet. Geldiniz de. Geldik de. Ama çaresiz gidecektiniz ama evet. Her şeyi öğrendiniz. Evet. Taladay biraz daha belirgin kaynasın. Söyleyelim istersen. Kaynar Rabbim ona kalpten hasta olacağını ona şey yapacağını. Daha kaynadı yetiyor ona. Yeterli geliyor size. Evet. Gördünüz mü siz gözünüzle gördünüz? Abi gördük, kameraya da çektik. He. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yok. Ya, su kaynar gibi kaynıyor alttan bak. Alt taraftan onu Rabbim emir ediyor bak, onu. Bak iyi. Tüpün altını, çay suyunu yakınca tüpü kapatayım sönüyor. Ama Rabbim bunu yerin dibinden kaynadı. Kaç bin metreden geliyor bu. Bu kaynama bakın. Evet. Allah tarafından bu. Siyah yerin altında su kaynamaya başladı. İşte o siyah, o içindeki siyah çamur. Derde derman işte. Hı. O çamuru çıkartıyor derde o suyu, der. O çamuru üzerine çalıyor hasta. Ondan sonra buranın suyuyla yıkanıyor. Ondan sonra temiz suyuyla yıkanıyor. Sabun, sodadır, şunu bunu kullanma olmuyor yani. 10 gün bir tedavi göreceğim bundan. Vay hakiki be. Buranın bak, hastası bak, ise bak. Allah'ın gerçekten, izniyle hiçbir şey olmaz. Gerçekten kaynamaya başladı. Fokur kaynıyor bildiğin. Evet. Kayna gölüm kayna. Kayna gölüm kayna. Enişte de öğrendi. Abi sizi alıştık. Enişte de öğrendi. Kayna gölüm evet. Kayna. Kayna gölüm kayna. Evet asıl kaynak orasıymış. Evet demek esas ki. Kaynak orası. Bak alttan geliyor bak. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi buranın temizlenmesi gerekiyor biraz aslında. Hani temizlenip düzgün bir şekilde daha düzgün. Çamuru daha düzgün bir şekilde Allah çıkarılması Allah lazım. Kaynamaya başladı. Hani şu... Hiç yoktan şu pet şişeleri falan temizleseler değil mi? Belediye. Ya işte vatandaş buraya geliyor, su doldurmaya geliyor çamura. Onu kaldırıya atıyor. Evet. Ben devamlı geldiğimde bir çuvalla geldim buraya, poşetleri toplayayım, alayım, götüreyim, çöpe atayım. Defalarca gelirim ben, en sık geliyorum ben buraya. Çünkü benim evim caminin dibinde olduğu için insanlar geliyor, tanımadık. Soruyor, alayım geleyim Allah rızası için. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Bak oraya getirmişler. Maske bağlamışlar. Ne işin var maskeyle, bezine, çapıdına orada? Batıl, liderlerde. Böyle bir şey olur mu? Şuna bak şuna.
Böyle bir şey yok işte. Bilmedikleri için yani. Evet. Buradan hakiki köyden bir vatandaşı bulsa, amcasını, dayısını, gelir burada gereken benim anlattığımın hepsinin aynısını anlatır. Göl L şeklinde olmuş ama yuvarlak mıydı önceden? Bura yuvarladı evet. Şimdi buradan ayak gidiyor su. Ha, ayak neye gidiyor buraya? Ha, asıl göl köyden bura. Köyden gelen asıl merkezi gölümüz bura. Şuraya dolu buradan, yeri nereye kadar doluydu su burası? Su gidiyor buradan tamam Handeye kadar gider bu su bak gelin bu yanına gel. Yok o tarafa gittik de asıl dolu yeri şuraya kadar mı doluydu göl önceden? Yok gölün yeri aynı. Aynı. Dolma yok. Doluluk aynı mıydı? Buralar yine aynı. Yıllardır aynı. 55 senedir. Biz daha yüksek zannettik köyü de. Yok yüksek değil. Buralar alçağıdı, toprak doldurduğu için yüksek oldu. Buranın gölün ayağı tamam Handeye kadar geliyor, şuraya kadar yani. Orada durdurdular değil mi? Su gidiyor. Su kanala gider oradaki su. Tuzlu su değil mi bu? Tuzlu. Tuzlu mu? Özelliği o zaten. O olan yarayı tuz pişiriyor, yakıyor. Ondan sonra bir daha geri çıkma şansı nadir yani. Tuzlu bu suyumuz. Tuzlu. Bembeyaz olur bak. Bunun siyah çamuru çaldığın zaman bembeyaz olur bunun. Talip dayı, Pala dayı bize Uyuz Gölü ile ilgili bilgi verdi. Biz geldik böylesine gezip gitmiştik. Biz göl yatağının daha çok büyük olduğunu düşünüyordum ben. Ama göl yatağı gerçekten de bu kadarmış. Göründüğü kadarmış. Yani yıllardır böyleymiş. Burada kayna gölüm kayna dediğim zaman su gerçekten kaynıyor. Batıl inanç olarak düşünmüştüm ben ama öyle değil. Hasta olanlar burada tuzlu su. Önce çamuru. Daha sonra suyuyla yıkanmak gerekiyormuş. 3-4 kere tekrarladıktan sonra hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Gölün olduğu yer bu görünen yer. Diğer taraf gölün ayağıymış. Tekrar söyleyelim. Buranın belediye tarafından temizlenmesini istiyoruz. Sadece temizlenmesi. Eğer temizlenirken de kepçeyle temizlenirse suyun gözünün doldurulacağı tahmin ediliyor. Ya ki suyun gözüne zarar verilebileceği söyleniyor. Böyle bir güzelliğin, böyle bir şifalı kaynağın Çorum'a kazandırılmasını istiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.